Onun kendi çalıştığı cinleri bilmem neleri var. Onları da senin üstüne bir güzel bırakıyor. Bir nevi ritüel adı altında büyü yapıyor. Büyü. Önce bunu yapıyor ki bu cinliği davet edecek. Çünkü her büyünün bir cinliği vardı. Çafı var söylüyorum. Dinimize haramdır. Haramdır. Yapan da yaptıran da buna ortak olan da cehennemdir dünya ahireti. Sen burada yapıyorsun biri sana gelsin diye. Bu cinliği geliyor. Tamam diyor beni davet ettin. Aldım diyor senin işini. Aynı bu şekilde. Bunun karşılığında senin gidiyor o kişiyi büyülemeye başlıyor. Senden af dileyecek, sana yaptıklarından pişman olacak. Gelmesin arkadaş. Yani cinliği sana o kişiyi getiriyor. Fakat sonrasında ne oluyor biliyor musun? Senden de bir şey alıp gidiyor. Senden çıkışı. Çocuğunu mu alıyor? Malını mı alıyor? Allah muhafaza ya. Evini mi alıyor? Tabii. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün çıkışta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Ramazan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sibel hocam sen de hoş geldin. Evet. Marifetullah kapısı dediğimiz kapı da Allah'ın tüm hani verdiği bilgiyi bilendir. Hı-hı. Tüm ilmi bilendir. Yani. O işte bu kadar büyük virtlerle bu kadar büyük ayet okumalarıyla sen o kapıdaki her şeyi yerinden sallıyorsun. Sonra anlayamadığın, duyamadığın gibi meczup olarak gidiyorsun ki eyvah ben ne yapacağım. Sonra bir de gidiyorsun zavallım sana kıyamam ben. Hoca diye bir çakma birini buluyorsun. Sana sular veriyor, bilmem neler veriyor. Halbuki içeriden damacanadan doldurduğu suyu veriyor. Alıyor senin bir sürü paranı. Sen iyileşeceğim diye uğraşıyorsun. Bir de yetmiyor. Onun kendi çalıştığı cinleri bilmem neleri var. Onları da senin üstüne bir güzel bırakıyor. Ya. Seni de bir güzel kontrol ediyor. Sen o hocanın kapısına şey oluyorsun. Müptela oluyorsun. Git gel git gel. Ha babam de babam para indiriyorsun. Sonra ben dolandırıldım. Evet. Dolandır çünkü yaptığın uygulama sana söylenen ve üzerine gittiğin her şey yanlış. Hakikaten. Bu neden yanlış? Bak konuyu buraya taşımak istiyorum. Sosyal medyaya. Sosyal medyada sana yayına girmeden evvel size de gösterdim, sana da gösterdim. Ha, evet, o videoyu bir izleyelim. O videoyu bir izleyelim şu anda. Ekrana gelsin. Kalbin çok mu acıyor? O da evet. Boşluğu verdik. İşte bak bu videolar ritüel adı altında bayağı büyü yapıyorlar. Ne o? Yani sarımsağı, şimdi çok görünüyor. Bir de ulaşması çok kolay şu anda. Evet. Onu bakır şeyin içine koy. Evet. Orada yak. Ne diyor hocam orada? İsmi sarımsağı isim bağlayıp. Evet, kırmızı kalemle sarımsağın üzerine ismi yazdırıyor. Ne o? Sonra yakıyor onu. Evet, yakıyor. Kağıtla birlikte iğneliyor. Bununla söylüyor ama orada ne anlama ne olacak diyor ismi bağladığın zaman. Orada bir büyü yapıyor herhalde. Büyü yapıyor. Sana geri gelecek. Sana geri gelecek, senden özür dileyecek. Senden af dileyecek, sana yaptıklarından pişman olacak. Gelmesin arkadaş. Yani bir nevi ritüel adı altında büyü yapıyor. Tamam. Önce bunu yapıyor ki bu cinliği davet gelecek. Çünkü her büyünün bir cinliği vardı. Çafı var söylüyorum. Hı-hı. Büyü bizim dinimize haramdır. Haramdır. Yapan da yaptıran da buna ortak olan da cehennemdir dünya ahireti. Bunun altını çizelim. Ama bu tür ritüelleri yapılan, az önceki videoda izlediğimiz ritüelleri yapan kişiler bilsinler ki önce baştan büyü yapmıyorlar. Önce bir cinliği davet ediyorlar. O cinliği geliyor, senden habersin, seninle bir anlaşma yapıyor. Artık o anlaşmanın karşılığında diyor ki, bak ayet-i celil'de var. Onlar ücreti karşılıksız hiçbir iş yapmaz diyor. Bak, ücretini almadan hiçbir iş yapmazlar. Ücretten kastım para değil. Sen burada yapıyorsun biri sana gelsin diye. Bu cinliği geliyor, tamam diyor beni davet ettin. Aldım diyor senin işini. Aynı bu şekilde. Bunun karşılığında senin gidiyor o kişi büyülemeye başlıyor. O kişi sana geliyor neyle biliyor musunuz? O kişi sana gelmiyor. O hani diyoruz ya her gözünde gördüğün insan zannetme. Eyvallah. Yani insan o zaman o akılla beden bağ kurmayı kestikten sonra o bağın arasına cinni giriyor işte. O esnada o insanın sürekli beyninde refleks alanı duyuyor. Neyi? İşte Allah korusun ben bir şey yaptım, ritüel yaptım düşünün. Kime yaptın? Mehmet'e yaptım düşünün. Yani. Allah muhafaza. O akılla bedeni bağ kesiyor ki o bağdaki araya vesveseyi o cinliye veriyor ve benim beynime sürekli o yaptığım Mehmet'in resmi geliyor. Ben o Mehmet'e gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Ya o Mehmet bana büyü yapmış olabilir. Ben buna gitmezsem hiçbir hoca bozamıyor. Bir daha gideyim. Ya ben gerçekten bak görüyor musun? Hakkına mı girdim acaba? O cinliye o görüntü sürekli verdiği zaman o onda oluyorsun. Cinliği sana o kişiyi getiriyor. Fakat sonrasında ne oluyor biliyor musun? Senden de bir şey alıp gidiyor. Senden çıkışı. Çocuğunu mu alıyor? Malını mı Allah alıyor? Allah muhafaza ya. Evini mi alıyor? Alemin. Tabii. Allah şimdi canlılarına diyorlar ki işte madem büyü cinlerle görüşebiliyorsunuz diyor bana diyor bunu ispatlayın. Tamam diyorum. Ben büyücü değilim. Ama bir kafir cinni buraya çağırayım. Ama buranın rızkına, buranın bereketine ortak olur.
Niye ortak olacak ki? O istiyor. E sen mekanda çarptırıyorsun. Eyvallah. O yüzden bu işin ehli ayetlerini bilen, ayetleri iyi bilecek, usulünü iyi bilecek. Zaten onu takviye olarak bu işte mürşidi kamil destek vermiş. Manevi icazet vermiş. Zaten onun devamında bu icazet yolunda sana hüddam hadim geliyor. Sen çağırmadan geliyor. Diyor ki bak burada bir usulsüzlük yapma. O hüddam hademeni de biliyor musun? Sen büyük evliya olduğu için değil. Bak gelen Müslüman buna bu konuda yardımcı ol. Öbür türlü olma ki hata yaparsın. Niye biliyor musun? Karşındaki insan seni lider olarak görüyor. Hı hı. İşte ayetleri o insana verdiğin zaman bu işte bunu okursan bin kere bunu yap bu iş olur. Tamam. O hüddam geliyor ondan sonra bin kere bunu yap diyen adamın nelerini alıyor o adam sonra uyanıyor. Ya çok isim vermek istemiyorum. Çok bir ünlü bir metafizikçi öldürüldü gitti. Başına gelenlerin arka perdesini birazcık işte bu işin ilminde olanlar biliyorlar ama. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani... O da o şekilde işler, birileri aldı mı onu o şekilde mi yaptı? Valla onun kötü bir adam değildi. Yani biz ölenin arkasından şeytan el çekmiş deriz. Arkasından kötü bir şey söyleyecek değilim. Gayet de düzgün bir adamdı. Gayet de bu işleri iyi yapan Allah bir adamdı ama nereden neyle nasıl bir savaşın içine girdi hepimiz biliyoruz. Onun için bu işler öyle basite gelecek işler değil. Kolaya gelecek, işte kestirme yoldan bir insan bedeni çiziyorlar. Bak, işte o da var, onu da izleyelim. Bir insan bedeni var orada, bir de altına da böyle değişik bir müzik koymuşlar. Yani burada amaç ne? Yani baktığınız zaman, şimdi görüyoruz videoyu. Yani çok, herkesin kolay kolay bir çocuğun bile ulaşabileceği Reels'lerde, evet, Instagram'da önüne düşen şeyler. Şimdi üzerine yazılan o semboller, vefkler. Arapça'da biz bunu savunuruz, söyleriz. Arapça'da bir harf değiştiğinde anlam değişir. Evet. Anlam değiştiğinde senin yapmak istediğin şey yolunu şaşırır. Manali sen var. Ne güzel söyledi hoca. Benim kelam ilmim yok, yazı ilmim yok dedi. Evet. Özür dilerim, yazı ilmim yok dedi. Kelam ilmim yok, yazı ilmim yok. Doğru. Eyvallah. Ben vefk yazamam. Bu ne demektir? Vefk yazamam demektir, değil mi? Evet. Ya, ama şimdi biz ne yapıyoruz abi? Bu ekranda gördüğümüz her şeyi alıyoruz, koyuyoruz. Arapçayı bile bilmeden yazmaya çalışıyoruz. Sen orada yanlış yazdığın her şey sana zaten terse gelecek. Bir de o yazdıklarını başkasına da vermeye çalışanlar bakar, başlığa var. Başlığa bakar yani. Mısın ya? %100 evet. Etkili ritüel köpek gibi sana geri dönecek. Bir de yani çok mu ilgi duyuyoruz? Son günlerde ben vizyondaki filmlere de bakıyorum. Türk filmi çıkıyorsa korku filmi sürekli cin var içinde. Yani biz başka türlü korkutamıyorlar mı bizi? Yoksa biz çok mu ilgi duyduğumuz için seviyoruz. Bu tür şeyleri? Seviyoruz. Aslında bu az önce Sibel Hanım'ın getirdiği görsel de şöyle bir şey var. Bu da gerçekten de bilimsel bir tezdir bu arada. Yani getirdiği video boş bir video değil. Irak döneminde Cabir bin Hayyam'dan bahsettik ya. Cabir bin Hayyam Irak döneminin büyücülerine diyor ki siz diyor gelip diyor böyle diyor vefler yazarak diyor ters harfler yazarak diyor bir şeklin üzerine bir şeyler çizip de diyor büyü yapmayın. Gelin ben size diyor kimya öğreteyim, simya ilmi öğreteyim diyor. İşte oradan Cabir bin Hayyam'da simya ilmi, kimya ilmini öğrenmek istemeyen Irak öğretisidir bu. Hmm. Oradan gelen metottur yani. Şimdi Harut ve Marut geliyor. Ben size bir ilim öğreteceğim diyor. Ama bu ilmi diyor kötüye kullanmayın. Yani ne oluyor? Çünkü Süleyman Aleyhisselam o zaman cinlerden söz aldı. Nasıl bir söz aldı? Dedi ki benden sonra dedi hiçbir insanlığa zarar vermeyeceksiniz. Hmm. Ve cinler bu sözünü tuttu bu arada. Ama ne zaman ki Harut ve Marut büyü ilmini öğrettiği, bu arada onun öğrettiği büyü ilmi negatif olarak konuşmuyoruz. Hı-hı. Herhangi bir negatifle savaşabilmek için. Yoksa tılsımlar var ya. Bravo. Haktır ya. Tabii, tılsım tabii. Haktır Havasa yani. Havasa var. Eyvallah. Necm ilmi, cifil ilmi, remil hepsi. İlmi, kevkev ilmi bunlar tılsımlar vardır bunlar. Manevi tılsımlardır bunlar. İşte bu Harut da Marut bu ilmi öğrettikten sonra bunu imanınızı satmayın. İmanınız karşısında bunu kötüye kullanmayın dediğinde Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere, insanlara zarar vermeyeceksiniz dediği kapıyı insan onu tekrardan açtı. Yani. O perdemizi kaldırdı. O Harut da Marut da başladı. Sibel Hanım'ın getirdiği bu video o kadar etkili bir video ki gerçekten de doğru zamanda yazılırsa büyü, ciddi büyü yapar. Yapar. Öldürdü. Bitti. Öldürdü adamı. Ahireti bitti. Dünyanın ahireti bitti. Her şey bitti canım. Allah korusun. Sen kendine hiç mi acımıyorsun ya? Ben hep şey savunurum hocalar. Derim ki ya biri hayatından gitti mi? Ya sen hayrına dön bak ya. Yani gittiyse o sana ne öğretti? Sen bir ona bak. Sen önünü aç, kendini aç, kalbini aç. Ne bileyim teslimiyetini Allah'a göster, bildir, iradeni bırak. Ya giden gitsin. Sen daha iyilerine layıksın Resulullah belki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e ey amcam iman et.
yeğenim ben senin peygamber olduğunu biliyorum da şimdi iman edersen korktu karşı derler dedi. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ettirmedi amcasına. Ha dedi kendi elimle yıkayayım benim elimin değil yakmaz Allah vahyetti bana dedi. Hı hı. Allah ayak topuklarını yıkatmayı unuttu. En son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu benden olmayacak ve benden gidecekti. Yani. Ben niye bu kadar zorladım Allah bana öğretti. E şimdi peygamber amcasının kendisinden olmayıp da başka yöne gittiğini biliyor. Çevirmek için mücadele etti mi? Etti ama bunun usulü var. Yaklaşıp onunla birebir muhatap olmak. Ama peygamber amcasına bir tılsım yapmadı. Evet. Çünkü böyle bir şeyin haram olduğunu biliyordu. Hani ayı kamer, kamer suresinde var ya. Ayı ortadan ikiye yardı. Ebu Cehil dedi ki yar bu ayı ortadan ikiye dedi. Ben sana iman edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayı ortadan ikiye yardı. Dedi ki ya Muhammed aleyhisselam için sen gerçekten de büyük bir büyücüymüşsün. Şimdi gözümle görmüş şahit oldum. Ama ya. Ebu Cehil Arapların en büyük şahidiydi. İyi akıllıydı. Anlatabildim mi? E sen şimdi hangi ilme sahipsin? Kefkef biliyor musun? Remil ilmi biliyor mu? Cifil ilmi biliyor mu? Ya senin doğru düzgün bir metafizik olman için en az hayatında 15 yıla ihtiyacın var. Evet. 15 yıl aileden çıkman. Böyledir yani. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü adama dersin ki cifir. Cifir ne ya? Ya senin o yazdığın yazı var ya. Onun hangi saatte yazılmasıyla ilgili harf ve harf ilminin dörde bölünme halidir. İşte. Yani o kareyi oluşturma için o hal ilminde cifiri kullanacaksın. O cifiri katlayacaksın. Vakti bulacaksın. Remi kullanacaksın. Bir kefkefe bağlayıp feleklere göndereceksin ki menzil olasın. Abi sen hangisini biliyorsun? Ben, işte adamı ben, çiziyorlar. Evet, ben yazamam. Hocam sen anlattın. Ben hiçbir şey bilmediğimi anladım şu anda. Yani, yani o konuda, ben o konulara zaten giremem. Şimdi son 5 dakikamız kaldı. Sibel hocam sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Bir de çok böyle inanmayanlar, inanmadığı gibi başkalarını da yönlendirenler var bu konuları. Negatif enerjilere, cinlere. Bu konuda ne diyorsun? Yani bunun bir inanmaları için bir örnek gösterebiliyor musun bize? Kur'an'da zaten var. Cin suresi. Cin suresi var. Hayatında ama hala inanmayanlar var. Yaptığın ritüellere dön bak diyorum. Daha ne diyeyim? Hani sen ne yapıyorsun? Yok kalksınlar gece 2.30'da yani... inanmayan varsa gece 2.30'da kalksın. Hı hı. Eğer conta yakacaksa karar vermişse. Usulünü ben söyleyeyim bitsin alsın. Yani bir insanla şimdi nötrino diye parçacık var diyoruz. Cin cenden geliyor. Gizli ve örtülü nötrino parçacık da böyle. Ama sen Sibel hocam anlatacak da ne yapmak istiyorsun? Mesela bunu öğrenip inanıp Rahman amacın... olan bir şey sana inandırmak istemez. Peygamberler gelmiş, kitap gelmiş. Onların görevi bir insanlara bir kendini inandırmak değil. Tebliğ etmek. Ne? İslam'ı. Neye kanıt bir de yani? Sen, evet. Sen iradeni zaten Allah'a bıraktıktan sonra gelenin gidenin hak olduğunu bilirsin. Hiçbir şey yapmaya da gerek duymazsın. Bravo. Bugün hayatında bir bereketsizlik varsa önce dönüp kendini sorgularsın. Bir destur dersin. Ben kimin hakkına fütursuzca girdim dersin. Ben nerede yanlış bir adım attım dersin. Allah'ım zihnimi aklımı arındır dersin. Kendine dönüp bakarsın. İğneyi başkasına çuvaldızı kendine batırır. Evet. Hareket edersin. Sen hak yolundaysan, Kur'an yolundaysan, sünnet yolundaysan, zaten Peygamber Efendimizin yolundan gidiyorsan iş bitmiştir. Yani bunların hiçbirini yapmaya gerek de duymazsın. Ritüele de gerek duymazsın. Ritüeli insanlar niçin yapmalı? Kendi frekanslarını yükseltmek için yapmalı. Kendilerini arındırmak için yapmalı. Toplu olarak yapılan ritüeller için ne diyorsun? Hepsi şey, sıkıntı. Alayı sıkıntı. Yani biz bunları... buradan da selam olsun Sayın Türker Akıncı'ya. Evet, onun selam programında olsun. Bir gün konuşmuştuk. Şifa kampları diye insanları dolandırıyorlar. Ne var ne yok soru cevap bu arada. Takip etmeyenler varsa. Evet takip etsinler. Takip etsinler. Yani şu var. İnsanları bir araya topladıklarında o insanların elektromanyetik alanlarından yayılan tüm enerji birleşir kolektifte ve o enerji çekim yapılır. Bu da senin hayatında bereketsizliğe, nasipsizliğe, işte parasızlığa, işsizliğe, aşksızlığa neyse her şeyinden kaçak vermeye başlarsın. Onun için işin usulü bana kalırsa temiz olmak, saf olmak, iyi yolda olmak, Peygamber Efendimizin yolunda olmak, Kur'an'da olmak, rehberin onu benimsemek, ritüelle onunla bununla işin olmadan, büyüyle işin olmadan ağzından çıkardığın her şey bir büyü. En efendi halinle yoluna git, temiz ol yahu. En iyi cemaat, yani. En iyi cemaat cami cemaat. Evet. Eyvallah, temiz ol yani. Şu an o zamandayız yani. Şu an çok tehlikeli bir zamandayız. Sen de hocam toplu ritüellere karşısın değil mi? Ben kesinlikle karşıyım. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir şöyle düşünelim mesela. Bu inisiye kanalı olayları çok artmaya başladı. Toplu şifa çalışmaları. Düne kadar bir müşid-i kamile tabi olduğunda sana yol vazgeçiyorlardı. Bugün herkese inisiye kanalı oluyorsun. Ne oldu?
ben o zaman bir Allah dostunu seviyorum diye, ona tabi olurum diye ben yobaz oluyordum. Ve ya, sen bugün Allah dostluğundan bile emin olmadın, bununla ilgili delil olmadığın bir insana kan oluyorsun, insan oluyorsun. Ya. Sonra baş melek mikallerini çağırıyorsun. Baş melek mikallerine ilgili sana yardım et. Deme deme abi, Allah aşkına deme. Bak gerçek, ben yarılıyorum onlara. Öyle. Ne, önümde Azrail, arkamda ya, Mikail. Ya. Sağımda Cebrail. Toplu ritüellerde bunları mı söylüyorlar? Baş melek mi kâr şey? Ben hiç azalara ben git, hiç gitmedim ya, yani şey yapmadım Cebrail, da. Cebrail, tövbe söyleyenler, estağfurullah, destur ya. Doğru. Arzı, bütün arzı arşı taşıyan meleklere sen emir veriyorsun. Haçsız diyorum ya ben onlara. Haçsız. Otopark bulamadı diye birisi baş melek Mikail'in bana yardım et diyor. Hiç öyle de Azrail'e şey çağıran yok yani. Niye hiç? Yani şizofrene mi bağlıyor yani? Bu plisebo. Bu işin sonu. Bu plisebo. Plisebo mu? Plisebo işte. İnan. Bipolar bozukluk. Metafizikte de şu söyleniyor. Bipolar diyemeyiz ama metafizik şu var, parapsikoloji. Olmayan bir şeyi var gibi görmek ve bunu dünya, kendi dünya oluşturmak. Şimdi hocam bize anlattı. Ya toplu bir yere gelmek. Ben şuna inanıyorum. Bu dönemde. Bakın bu dönemde. Bunu ben sadece söylemiyorum. Kıymetli alimler de söylüyor. Ahir zamanda mıyız? Bu bir gerçek. Gerçek. Ahir zamandayız. Ebu Bakır Sıddık, Resulullah Aslasım söylediği zamanlar. Yani öyle zamanlar gelecek ki diyor. Ortada zina yapanı göreceksiniz. Şu duvarın arkasına geçer misin diyen o zaman Ebu Bakır Sıddık olacak diyor. Bugün günümüzde gördüğümüz zaman yani bittik bıktık yani erkek yönelimli kadınlardan bu şeyi çocukları özendiren pisliklerden, fenomenlerden. Hepsinden. Ahlakı çökerttiler. Ve bu kadar çöküşün içinde ne oldu? Bütün kavimleri bir arada yaşıyoruz. Ya, alayını bir arada işte yaşıyoruz. Biz çok kıymetli bir... Yani Semum kavmi ayrı, At kavmi ayrı, Lut kavmi ayrı. Biz bütün kavimlerin bir araya geldiği bir topluluğu yaşıyoruz. Kesinlikle. Kıyamet zamanı, ahir zamanı. Bugün baktığımız zaman birileri de başka konular konuşur. Ben insanlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bir Allah dostunu sevsinler. Kesinlikle. Gerçekten. Gerçekten sevsinler. Ama en iyi cevap cami cemaatidir. Bir Allah dostunu sevecekler. İkincisi... Böyle kabir ziyaretini bol bol yapsınlar. Şimdi kabir ehline giden de şirktir diyorlar. Kabir ziyareti şirktir. Bak kardeşim 5 vakit namaz kılıyorsun. Hadi 5 vakit namaz kılmıyorsun ama sıkışına namaz kılıyor musun? Kılıyorsun. Namazında ilk suren başladığında Fatiha suresi. Yani Subhaneke ile başlayıp Fatiha'ya okuyorsun. Evet. Fatiha'ya diyorsun ki yalnızca senden isterim. Evet. Beni dost bildiklerine, nimet verdiklerine ilet diyorsun. O kabir ziyaretleri Fatiha suresindeki beni nimet verdiklerine, dost bildiklerine yoluna sevk edildiğin yer. Hı hı. Sen namazına Fatiha suresi okuyacaksın. Allah'ım beni nimet verdiklerine, dost bildiğine ona sevk et diyeceksin. Sonra diyeceksin kabul erişik. Ya namazı bırak. Çok özür dilerim. Yani. Yine bir katkı sağlamak son ederim. Olarak son cümleleri alayım hocam. Sağlayayım. Bu da çünkü hocanın söylediğinin üzerine cuk diye gelecek bir şey. Hı hı. Bizden sonra çünkü ne var ne yok var. O yüzden onu da saatini almayalım. Kabir ehline gittiğinde ondan bir şey talep etmiyorsun bak, evet. Buraya dikkat, evet. O Allah, evet, dostu, bak ben hep bunu söylerim, onların dili zikrettiği kadar zikretmedin, onlar kadar Allah yolunda cihad etmedin her halinle, dolayısıyla ona gittiğinde, o kabir ehline gittiğinde, o Evliyaullah kapısına gittiğinde ya himmet dersin, himmet, dua istersin. Anlatabiliyor muyum? O duanda Allah'ın izniyle, çünkü zaten Allah'la bizim aramızda, Allah bizi her an duyuyor. Evet. Her şeyimizi görüyor, duyuyor, biliyor. Bir şey sana vermiyorsa yine senin hayrına vermiyordur. Onu da bilmek lazım ama himmet buyur diye gittiğin zaman benim için dua et der misin, eder misin'e gidiyorsun. Evet. Orada o kutup, o kutuptur. O kutup daha da bir yakındır. Dolayısıyla senin duan daha da hızlı olacaksa olacaktır. Bunu yakalamak lazım. Onun evet. Için o da çok önemli, değerli lazım. Bir bilgiydi. Kabir ziyaretleri. Çok önemli. Onlar çok önemli. Bir programın daha sonuna geldik o zaman. Ramazan hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayağına ederim. Sağlık. Sibel hocam ayağına sağlık. Hakkınız teşekkür var. Ediyorum. Bizlere bu ortamı ediniz. Sağladığı için TAS Medya'ya da teşekkürlerimizi sunalım. Doğru yoldan ayrılmayalım dedik. Ramazan son hocam da, Sibel hocam da o şekilde. Dinleyi tilkiden öğrenirsen tavuk çalmayı helal zannedersin. Hah, onu da güzel. Ramazan hocadan alalım. Doğru yoldan ayrılmayalım. Bir de KJ'ye yazın lütfen. Yazalım. Bir de çıkıştan da ayrılmayalım hocam. Eyvallah. Çıkışa da abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.